6 yaşındaki Gülten ise kötü bir tesadüfle az daha canından olacak. Evlerin önündeki sokakta oynuyordu küçük kız. Bir otomobil o sokağa girmek için manevra yaptı, döndü. Tam o sırada küçük kız da topacını almak için yere eğilmişti. Ayakta olsa belki sürücü fark edecekti onu ama edemedi. Üzerinden geçti. Çocuk yerdeydi. Eli yüzü falan tamamen kan içindeydi. Adalete güveniyorum. Ve bu da karşılıksız kalmaz. Sokağa hızlı girdi, topacıyla oynayan çocuğu fark etmedi. Önce aracıyla ezdi, metrelerce sürükledi. Ardından da kaçıp kayıplara karıştı. Vurmuş, üstünden ön tekerlek, arka tekerlek geçmiş. Kötü durumdaydı. 6 yaşındaki Gülten Beyoğlu'ndaki evlerinin önünde her çocuğun yaptığı gibi oyun oynuyordu. Gülten Mercan ve ailesi işte bu evde oturuyordu. Küçük kız akşamüstü sokağa çıktı ve elindeki topacıyla işte burada oyun oynamaya başladı. O sırada köşeden dönen araç küçük kızı fark etmedi ve bir anda üstünden geçti. Önce bir seksek oynuyor kendine, bir iki dakika sonra oturuyor yerde topaç oynuyor kendine. Zaten çökmesiyle arabanın vurması zaten saniyeler içinde. Gülten aracın altında metrelerce sürüklendi. Durumu fark eden sürücü hemen durdu. Yaralı halde yerde yatan küçük kızın yardımına başta çevredekiler koştu. Daha sonra küçük kızı ezen sürücüyle annesi hemen küçük kızı arabaya bindirdi ve hastaneye doğru yola çıktılar. Yolda ambulansla karşılaştılar. Ancak o dakikadan sonra küçük kızı sağlık ekiplerine teslim eden sürücü kaçıp kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumu ağır. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Birinci açık, elini kolunu hareket edebiliyor. Sadece kaburgalarında kırık, karaciğerinde dalanda yırtılmalar vardır. Polis kaçan sürücüyü araç plakasından tespit etti ve kısa süre içinde yakaladı. Yakalanmış, ifadesi alınmış ve bırakılmış. Tutuksuz yargılanmak üzere bırakılmış. Tabii, hani dava devam ediyor. Baba Kemal Mercan, yaşam mücadelesi veren kızı için adalet istiyor.